Merhaba arkadaşlar, hepiniz Eğitim İlhan YouTube kanalına hoş geldiniz. Yanımda Caner var. Caner artık tanınıyorsun. Hani kendi tanıtı falan demek istemiyorum. Bütün İrlanda seni biliyor. Evet, bir önceki videodan dolayı arkadaşlar evet. Sağ olsun biraz fazla reklam yapmışlar, beni yayınlamışlar. Günün yayıldı yani, hiç herkes seni paylaşır oldu, cümlelerini söylüyorlar falan birbirlerine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama yine de hani tanımayanlar için böyle kısaca ne zaman geldin, ne yaptın, şu anda ne yapıyorsun, işe mi gittin, işten mi giriyorsun, ufacık bahset, sonra sana birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Merhaba, ben Caner Yeşil. 2019 Ekim ayında geldim Dublin'e. Geldikten bir ay sonra evrak işlerimi tamamladım. PPS ve GNIB işlerimi. Sonra bir gece kulübünde çalışmaya başladım. Sonra pandemi girdi araya. Pandemi sürecinde buradaydım. Ve pandemi sürecinde Eğitim İrlanda olabildiğince bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladı. Hem yasal olarak evrak işlerimizi hem de İrlanda'da konaklama ihtiyaçlarımızı karşıladı. O yüzden pandemi süreci bizim için çok rahat geçti. Tekrardan teşekkür ederim Eğitim İrlanda'ya. Ne demek, ne demek, her zaman. Şu an ikinci yılımı bitirdim. Üzerimde de motosiklet kıyafeti var. Resmi olarak tulum ve ceketle artık hepba geziyoruz. Bizim artık bir kıyafetimiz oldu. Şu an Starbucks'ta barista olarak çalışmaktayım. Planım da sadece o değil yani. Yaptım bütün işlerimi. Evet. Aynı zamanda gece kulübünde çalışmaya devam ediyorum. Ve müsait oldukça da Deliveroo işleri yapıyorum motosikletle. Ve olabildiğince çok sosyalleşmeye de çalışıyorum. Ki sosyalleşiyorsun yani. Sen normalde çok çalışıyor olmana rağmen Instagram'dan her gece sizi bir yerde görüyorum. Evet, maalesef gündüz İşte olup akşamda dışarıda olmayı başarabiliyoruz. Evet. Darbini bize kattığı bir artılardan birisi bu. Evet, harika. Peki sorularıma geçmeden önce şeyi de sormak istiyorum. Öğrenciler, yani Caner de bu arada 20 saatten fazla çalışıyor gördüğünüz gibi. Öğrenciler buraya geldiğinde iş bulmak için ilk etapta onlara ne gibi bir şeyler öneriyorsun? Ne yapmaları gerekiyor? Ya aslında ya her insanın, her öğrencinin buraya geldikten sonra yapması gereken iki şey var. Bir, zorunlu olarak çalışma izni alması, PPS ve daha sonra vizesini resmi olarak uzatmak için GNIB alması gerekiyor. Ama bu tür prosedürler Dublin'de birazcık yavaş işlediği için ekonomik olarak kendileri destekleyebilecek iş olarak Deliveroo işi var. Deliveroo işi Türkiye'deki gibi algılanmasın. Burada Deliveroo driver'lara büyük ihtiyaç var. Ve biz bisikletle ya da motosikletle bu işi yaptığımız zaman günlük, yani saatlik ücret olarak nereden baksak 15 euro ve üzerinde para kazanıyoruz. En kötü günde bile. Bir iş yerinde çalıştığımız zaman saatlik minimum 10-40 para kazanıyoruz. Hani o yüzden kendilerini desteklemek için ilk süreçte bisiklet alıp ya da kiralayıp Deliveroo işleri yapabilirler. Süper. Arkadaşlar duydunuz. Diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi öğrenciler buraya geldiği zaman kendilerine başta çok yalnız hissediyorlar. Benim alışma sürecim çok zor olmuştu. Hani sen de biliyorsun, daha önce konuşmuştuk. Hani burada yalnız olmanın ya da yeni arkadaşlar edinmenin hani ruhsal, psikolojik açıdan kötü yanları var mı, varsa neler? İyi yanları var mı, varsa neler, bize paylaşır mısın? Ya açıkçası ben yurt dışında bu tür yalnız kalmanın bize bir şeyler kattığını ve bizi en başta büyüttüğünü düşünenlerden bir tanesiyim. Çünkü biz Türkiye'de kültürümüzden dolayı ve aile yapımızdan dolayı bize bir konfor alanı oluşturuluyor. Biz o konfor alanı içerisinde hayatımızı sürdük. En ufak bir zorlukta hemen bir aile desteği, amca desteği, teyze desteği oldu. İş bulamadığımızda hemen anne babamız sağ sol arayarak bize iş seçenekleri sundu. Ama buraya geldiğimizde biz nasıl iş bulabiliriz, nasıl bir iş görüşmesi yapabiliriz. Bir işe gittiğimiz zaman zamanımızı nasıl yönlendirebiliriz? Zaman yönetimi kavramımız nasıl olur? Bu Türkiye'de bizde yoktu. Bende var diyenler, Türkiye'de olanlar yanılıyorlar. Çünkü Türkiye'de bir zamanba yönetimi ile yurt dışındaki bir zamanba yönetimi çok farklı. Bunun içine duygusal süreçler giriyor, fizyolojik süreçler giriyor. Onun dışında bulunduğun bölgenin hava durumu, sosyal hayatın, sosyal çevren bunu çok etkiliyor. O yüzden ikisi çok farklı şeyler ve ben kavramların karşılaştırılmasına
buna çok karşı birisiyim. Burada biz tekrardan öğreniyoruz. Şunu öğreniyoruz. Bir, biz yeniden kimliğimizi var ediyoruz. Bu yeniden varoluş kimliği şu bence. Ya ben Caner Yeşil olarak doğdum. Caner Yeşil olarak geldim. İşte ben Türkiye'de bunları yapıyordum. Buraya geldim. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi en baştan yeni bir kimlik oluşturuyoruz. Yeni bir sosyal yapı, yeni bir sosyal arkadaşlık, yeni hobiler, yeni yetenekler kazanıyoruz. Ayrıca yurt dışında zorluk çektiğimiz için Türkiye'de keşfedemediğimiz yeni yeteneklerimizi keşfediyoruz mesela. Mesela ben motosiklet kullanabiliyormuşum. Türkiye'de bunu yapmamıştım. Burada motosiklet kullanmaya başladım. Onun dışında dediğim gibi en başta konfor alanımızdan uzaklaştık demiştim. Ya burada insanlar konfor alanına uzaklaştıkları için her şey çok zor diyorlar. Dublin'i beğenmiyorlar. İşte Türkiye çok güzelmiş, geri mi dönsek diyorlar. Ya burada o insanlar o kadar çok fazla rahat hayata alışmışlar ki hani düştüklerini birisi kaldırmış. Burada düştüklerinde kalkmaya üşendikleri için, cesaret edemedikleri için o yüzden hemen terk etmeyi düşünüyorlar. Ama burada kalıp mücadele edenler ikinci yılını, üçüncü yılını tamamlayıp stamp 4 alıp, pasaport alıp daha iyi işlerde çalışabiliyorlar. Ayrıca yani ne kadar düşersek düşelim, bence düşmek çok güzel bir şey. Her düştüğümüzde farklı bir şey öğrenip kendimizi geliştirmiş bir şekilde kalkıyoruz. Ay çok güzel konuşuyor ya. Vallahi ben seni dinlerken var terapide gibi hissettim kendimi, biliyor musun? Sanırım değil. Yok canım, estağfurullah. Bu arada sen kendi bölümünü de söyle. Neden bu kadar güzel konuştuğunu da hani anlasın arkadaşlar. Ya teşekkür ederim de çok güzel konuşmuyorum. Yok yok, hakikaten güzel konuşuyorsun. Ben Türkiye'de sosyoloji bitirdim. Onun dışında psikoloji dersleri de almıştım üniversitede. Sanırım o yüzden birazcık iyi konuşabiliyorum. Ya psikolojik olarak dediğim gibi tek sorun insanların kendilerini yalnız hissetmeleri ve konfor alanlarından uzaklaşmaları. Çünkü bize hiçbir zaman şey öğretilmedi hani. Ya gidip hayatta kalmak için şöyle şunları yapmalısın diye gösterilmedi. Hep bizi ittiler, bize yol açtılar, şimdi bu yoldan yürü dediler. Ama burada o yolu kendimiz buluyoruz, yolu kendimiz açıyoruz ve o yolda çıkan engellerle kendimiz mücadele ediyoruz. Şimdi burada bir sürü Türk arkadaş var. Hepsinin birçok fazla problemi var ve herkesin aynı problemleri yok arkadaşlar. Yani ev bulmaktır, iş bulmaktır. Bunlar problem değil. Bunlar Türkiye'de de problem. Şimdi Türkiye'nin farklı illerine giden öğrenciler var. Onlar da ev bulamıyor. Şimdi biz burada gelip ev bulamıyoruz diye bu problem değil bizim için. Ve sokakta yatan öğrenci de ben görmedim. Yani bu bir problem değil. Bu aşılabilecek bir problem. Olması gereken şeyler. Bence asıl problem şu. Kendime nasıl bir sosyal ortam oluşturabilirim? Şimdi nelere dikkat etmeliyim? Bir iş görüşmesinde kendimi nasıl geliştirebilirim? İşte bir iş görüşmesine gideceğim, ne yapmalıyım diye kendimize bir sormamız lazım ki bir de birçok iş görüşmesi yapmalıyız ki kendimizi geliştirebilirim. Yani Türkiye'deki hani resmi business iş görüşmeleri benim için iş görüşmesi değil. Çünkü gidiyorsun sanki kahvede, kafede oturur gibi bir iş görüşmesi yapıyorsun. Ne yaptın? Nasılsın? İşte biz şöyle mi çalışıyoruz? Çalışır mısın? Burada garsonluktan, floor staff'lığa, kitchen porter'luktan, business iş görüşmelerine kadar her şey çok resmi ve profesyonel şekilde ilerliyor. O yüzden Türk arkadaşlar iş görüşmesi tecrübesi olmadığı için, yeni gelen arkadaşlardan bahsediyorum, o konuda zorluk çekiyorlar. Evet, bu bir problem. Yani ev bulmak dışında bence problem olan bu. Çünkü bir iş görüşmesi yapamıyorsak, kendimizi psikolojik olarak, sosyal olarak ifade etmekte zorluk çekiyorsak, bence aşılması gereken en büyük problem bu. Peki bu tür zorlukları, işte interviewler olsun vesaire, yeni gelenler nasıl aşmalı? Bence yeni gelenlerin problem olarak görmesi gereken tek şey dil, İngilizce. Bence insanların kafalarında konaklama ve iş dışında buraya gelme amaçları belirlemeleri gerekiyor. İnsanlar bunu İngilizce öğrenmeye geliyor. İngilizce öğrendikten sonra iş bulup işte yurt dışında yaşamak istiyorlarsa yaşayabilirler, kalmak istiyorlarsa bir süre kalıp dönebilirler. Yeni gelen arkadaşların bu tür sorunları çözebilmeleri için önce İngilizce odaklanmaları gerekiyor. İlk geldikleri zaman okullara, dil okullarına kesintisiz gitmelerini öneririm. İngilizceyi öğrendikten sonra kendimizi burada geliştirebiliriz. Yani biz yabancı bir ülkedeyiz.
yabancı bir dilin içerisindeyiz ve kültürün içerisindeyiz. Kendimizi ancak onların diliyle geliştirebiliriz. Çünkü kültür dil ile aktarılır. Bunun için arkadaşların önce dili geliştirmeleri lazım. Dili geliştiremiyorlarsa bu büyük bir sorun. İki, okula devam edemiyorlarsa bu büyük bir sorun, disiplinsizlik problemi var demektir. Bu disiplini çözmeleri gerekiyor. Üç, bu ikisini yaptıktan sonra kendilerini sosyalleştirebilecek. Bu sosyalleşme gidip sahada, işte başka yerlerde eğlenmek, gelmek değil. Kendini geliştirebilecek sosyal ortamlar nedir? Sanat ve galerileri olabilir, burada kütüphaneler olabilir, İngilizce öğrenebileceği sosyal ortamlar olabilir. Mesela meetuplar var. İnsanlar burada sadece İngilizce dilini geliştirmek için buluşuyorlar. Mesela bu tür sosyalleşmelerle insanlar kendini geliştirebilirler. Tanıştığı birisi bir interview'da neler yapması gerektiğini ona anlatabilir. Ve bu tür sosyal ortamlarda kendisine benzer kişiler değil, işte bir insan kaynakları müdürü ya da bir şirkette menajerle oturup konuşabilir ve o menajer ya da o sorumlu kişi ona neler yapması gerektiğini anlatabilir. Bu bir statü yok. Burada sen bir CEO ile de bir menajerle de aynı kafede, restoranda oturup sohbet edebilirsin. Kimse senin işini yargılamıyor. O yüzden bu tür sosyalleşmeler yapmalarını öneririm. Evet. Sözünü kesiyorum, kusura bakma. Meetup derken hani arkadaşları da bilgilendirelim. Ben ilk geldiğimde çok katılıyordum. İşte evet. Korona dönemi çıkmadan önce. Meetup uygulamaları var, application'ları var. Telefonunuzu indirebiliyorsunuz. Benim telefonumda hala var ve orada pub'da buluşmalar, Starbucks'ta buluşmalar, işte beraber fotoğraf çekmeye gitmeler, o kadar çok aktivite var ki sadece oradan register yapıyorsun ve onlara katılıyorsun. Ben her hafta fix perşembe günü bir pub'a gidilirdi. Cumartesileri de Portobello'daki Starbucks'ta buluşulurdu ve Caner'in dediği gibi her yerden insan geliyor. Yani Türk'te, İtalya'da, Dostobus'ta hepsi İngilizce konuşmak için, kendini geliştirmek için geliyorlar ve benim meetup'ın arkadaşlık kurup hala devam ettiğim arkadaşlarım var. Ya yani okulda bulup da devam etmeyip meetuplarla tanışıp hala görüştüğüm arkadaşlarım oldu. Hakikaten çok yararlı oluyor. Bence insanları geliştiren bir nokta da bu tecrübeler. Çünkü oraya insanlar tecrübelerini aktarmaya geliyorlar. Ben de geliyordum. Mesela bir spor hocası geliyor. Yogacı, fitnessçı, işte ya da bir şaman geliyor. Sana kendi yaptığı ritüelleri anlatıyor. Birikimlerini anlatıyor ve sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun. Bu sefer sohbet ettikçe, tanıştıkça bu sefer sen onlarla birlikte sosyalleşmeye başlıyorsun ve o insan sana tecrübesini seninle sosyalleşerek katıyor. Nedir? Sen onunla yoga yapıyorsun. Bir şamanla şaman ritüeline de katılıyorsun. İşte bir travel'da bir hiking'e gidiyorsun. Hani bu tür sosyalleşmeler bizi geliştirir. Bunları yapmalıyız. Hani sokakta boş yürümek ya da bir bara gidip bira içmek ya da sıradan bir iki insanla tanışmak, sıradan derken arkadaşlar tabii ki de tanışacağız ama önemli olan tanıştığımız insanın tecrübesini almak ve biz tecrübemizi ona katmak. Önemli olan bunu yapmak. Süper, ağzına sağlık. Son soruma geçiyorum. Hepimizin buraya bir adaptasyon süreci oluyor. Kimisi bir haftada alışır, kimisi üç ayda alışır, kimisi alışamaz geri döner, kimisi ağlar döner. Dediğim gibi hani keşke gelmeseydim, konfor alanımı bırakmasaydım vesaire der. Senin ya da çevrende gördüğün bu adaptasyon sürecinde hani kültür farklılığı ya da insanların hani en çok zorlandığı konu neydi? Ya bence bizim kültürümüz açık bunu şey. Yani şöyle, Türk kültürü biz çok iç içe bir toplumuz, çok yakın bir toplumuz ve biz her açıdan birbirimizi tamamlıyoruz bireysel olarak. Mesela bir sorunumuz olduğunda sadece fiziksel olarak değil, o sorunu duygusal olarak ve psikolojik olarak da birbirimize destek olduğumuzu gösterebiliyoruz. Bu yüzden rahatız Türkiye'de. Buraya geldiğimizde bir sorunumuz olduğunda o sorun sadece bizim için bir meta, yani duyguya inmede zorlaşıyor. Duyguya inmede zorlaştığı için sen kendini hep yalnız hissediyorsun. Seni yalnız hissettiren şey şu, ya bu sorun sadece bende var diyorsun ve kimse beni anlamıyor, derdimi de anlatamıyorum diyorsun. Bu yüzden yalnızlaşıyorsun, yalnız hissediyorsun. Bence bu yalnız hissetmek bir yerde güzel, bir yerde kötü. İnsan kendisini yalnız hissederse onunla mücadele eder ve çözmeye çalışır. Eğer mücadele edip çözmezse kendisini batırmış olur. Demek ki zora da gelemeyen, disiplinsiz, konfor alanından uzaklaşmak istemeyen, işte ailesinin kurduğu ya da kendi ülkesinde oluşturduğu konfor alanında hayatını devam ettirmek isteyen birisi olduğunu anlar ve oraya döner. Böyle bir karar vermiş olur.
Adaptasyon süreci her insanda farklı oluyor ama çoğunlukla hemen hemen aynı. Çünkü bir, farklı bir kültürün içine geliyoruz. Hiç bilmediğimiz bir kültürün. Farklı bir dil. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dili de bilmiyoruz. Üç, farklı bir şehir, farklı kuralları var. İnsanlar farklı iletişim kuruyor. Eğlence hayatı farklı, sosyalleşme hayatı farklı, gece gündüz hayatı farklı. En basitinden yemek kültürü farklı. Yani bu bile insanın psikolojisini bozup adaptasyon sürecini uzatan periyotlar bunlar. Eğer insan, ya buraya gelen bir kişi, ya ben ne yapacağım, ben kendimi tanımak için buraya geldim diyorsa, kendisini tanımak istiyorsa bence bu büyük bir fırsat. Burada farklı bir kültüre, kültürün içine hayatını devam ettirebiliyor mu? Onlarla iletişim kurabiliyor mu? Dil öğrenebiliyor mu? İşte buradaki sosyalleşmeye uyum sağlayabiliyor mu? Bunları da görmüş oluyor. Ya bunları görünce kendisini geliştiriyor, işte bunlara adaptasyonunu sağlamaya çalışıyor. Ya da diyor ki işte bu kültür, bu dil, bu yaşam tarzı bana göre değil diyor ve başka bir ülkeye geçiyor. Ya Türkiye'ye gidiyor, ya Avustralya'ya, ya Kanada'ya, ya Amerika'ya. Sadece görmüş oluyor. Ama şunu unutmasınlar, yurt dışına çıkıp, sadece daha benim üzerinde konuşmuyorum, Türkiye dışarısında herhangi bir ülkeye de gidip, bir ay, iki ay, üç ay, bir yıl, ne kadar kalırlarsa kalsınlar, geri döndüklerinde bu onlar için bir tecrübe olacak. İkinci kez gittikleri başka bir ülkede bu tecrübeyi kullanacaklar. Belki adaptasyon süreci daha da hızlı geçecek. Şimdi burada insanlar her zaman bireysel olacaklardır. Birazcık kesin konuşuyorum ama yani ne kadar yakın arkadaşımız, işte aynı kültürden arkadaşım var dese de hani buradaki sosyal ortam, sosyal ortamdan kastım işimiz, işte kendimize uğraştığımız hobilerimiz, kendimizi geliştirmek için uğraştığımız bazı alanlar bize zaman bırakmıyor. O yüzden bir arkadaşımızın duygusal olarak problemiyle de ilgilenemiyoruz. En basit örnekler veriyorum çünkü Türkiye'de hani şey, duygusal olarak problem deyince ikili ilişkiler insanların aklına geliyor genelde. Mesela burada bir ilişkin var, bitti, duygusal olarak kötü hissediyorsun. Arkadaşın sana şey demez yani, bunu uzun uzun konuşmaz. Yaşandı, bitti. Hani güzel bir anıydı, tamam artık devam edeceksin. Çünkü bir problem olmasaydı bitmezdi diye düşünüp devam eder. Olayı çok realistik bakar. İşte bu da seni tatmin etmez. Türkiye'de bu oturulur saatlerce, haftalarca konuşulur. Zaman kaybedilir. İnsanlar bireyseller burada. Bireysel olmak zorundalar ki kendilerini geliştirebilsinler, işlerini halledebilsinler. Ya arkadaşlara söyleyeceğim tek şey, bireysel olun. Kendi yeteneklerinizi, hobilerinizi keşfedin. Ve emin olun pişman olmayacaksınız. Zamanla her şey yoluna oturuyor zaten. Her şeyi yoluna oturtmak için de İngilizce öğrenmek lazım. Öncelikle. Ben bugünkü terapimi aldım gibi hissediyorum. Fener'cim, ağzına sağlık. Ara ara bence konuşur musun? Her zaman sohbet ederim. Şey, ama realist açık. Onu soracaktım. Hani şimdi ben hala Türk kültüründe olduğum için böyle saatlerce oturup bir şey konuşabilir miyiz? Burada zaman çok değerli. Starbucks'a gelin diyor. Tabii her zaman. Realist olarak olaylara, evet, gerçekçi bir bakış açısıyla sohbet edebilirim. İstersen videomuzu sen kapatabilirsin. Gerçekten. Evet. Şu an çok geldim. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar, Eğitim İrlanda kanalına üye olmayı unutmayın. Emin olun burada duygusal olarak açığınızı kapatabilecek tek bir yer var. Eğitim İrlanda. Bana bir yerim. Teşekkür ederim. Bravo. Caner'cim, bizi kırmayıp kanalımıza katıldığın için sana da çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, likelamayı ve güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Dublin'den sevgiler.